Bir kazada Boğaz'da, beni bilgilendirin arkadaşlar, bir gemi batmış. Tam olarak nerede? Marmara Denizi'nde bir gemi batmış. 6 mürettebat var. Arama, kurtarma çalışmaları başlatılmış. Bir arkadaşım Yozgat'taki kazayı, bir arkadaşım da bu gemiyle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Yeni bir bilgi geldiği zaman hemen hiç beklemeksizin sizlere aktaracağım. Biraz evvel söylemiş olduğum Marmara'daki gemi kazasıyla ilgili ilk görüntüler geldi. Arkadaşlarım takip ediyorlar. Ve bakın, Bursa Valisi Demirtaş'ın açıklaması var. Mürettebat için 2 tahliye botu bölgeye gönderildi. Balıkesir'den bir haber, bakın. Nereye gidiyor? 6 mürettebatı var gemide. İmralı Adası'nın batı yakasında batıyorum sinyali gelmiş bu gemiden. Dalga boyunun 3 metreye ulaştığı Marmara Denizi'nde Bandırma'dan da gelen 3 gemiyle birlikte arama kurtarma çalışmaları başlatılmış. Arkadaşlarım bu konuyu da takip ediyorlar efendim. Şimdi iki ayrı gazeteyle birlikte CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçe'nin takip ettiği, çünkü kendisi bir hukukçu ve akademik dünya ve özgürlükler bağlamında önem verdiğimiz bir konu. Barış akademisyenleri diye tanımlanan bir grup vardı biliyorsunuz. O konuda bir açıklaması var Gökçe Gökçe'nin. Değer mi dediğimiz bu özel sabahta önce ekonomi gazetesi, sonra bir spor manşeti. Ortam iyileşirse 19 milyar dolar dış yatırım hazır. Vahap Munyar imzalı bir haber. Yased'in hesaplamalarına göre Türkiye geçen yıl 15 milyar dolar tutarındaki uluslararası yatırımı kaçırdı. Koşulların iyileşmesi 18.6 milyar dolar vaat ediyor. Dün Türkiye'nin iş insanlarından Ömer Koç'un da bir açıklaması. Ekonomi dünyasında çok konuşuldu, çok tartışıldı. Herkesin ihtiyatlı olması gerektiğinin altını çizdi. Bence son derece makul ve yerinde bir uyarıydı. Herkes zorlu bir ekonomik dönemden geçtiğimizin bilinciyle ihtiyatlı davranmalıdır. Ömer Koç'tan dün yansıyan manşetlerden birisi bu. Şimdi Gökçe Gökçe'nin Barış Akademisyenlerine ilişkin bize göndermiş olduğu özel mesajı. Gündemlerle meşgulken sessiz sedasız bir akademisyen kıyımı daha gerçekleşiyor. Barış imzacıları FETÖ ile hiçbir zaman ilişkilendirilmemiş olmalarına rağmen olağanüstü hal KHK'larıyla ihraç edilmişlerdi. Ve Anayasa Mahkemesi bunun ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini ifade etmişti. Bu şekilde bir karar vermişti. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına rağmen çeşitli üniversiteler ve bölge idare mahkemeleri bu kararı uygulamıyorlar. Açıkça bu karara aykırı hareket ediyorlar ve uygulama farklılıklarıyla birlikte akademisyenlerin ekonomik olarak da zorluk yaşamasına sebep oluyorlar. Bununla birlikte daha da önemlisi akademik özgürlüklerini ihlal etmeye devam ediyorlar. Barış akademisyenlerinin görevlerine derhal iade edilmelerini ve öğrencilerine kavuşmalarını bekliyoruz. Şimdi Fenerbahçeli izleyenlerim Ali Koç'u merak ediyor. Sinema severler Abdullah Oğuz'u bekliyorlar efendim. Zafer'in rengini konuşacağız. Çünkü filmi de izlemiştim. Bir İstiklal Mücadelesi. Ali Koç geliyor. İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'nda. Ve ünlü sinema insanımız Abdullah Oğuz da geliyor. Biraz sonra ilgi çekici bir program olacak. Bu arada Ali Yerlikaya'dan bir haber ama Zelal de diyor ki aday gösterilmediği için istifa eden partilerinden ayrılanlarla ilgili ne düşünürsünüz diyor Zelal. İlkesizlik Zelal. Daha düne kadar partide görev yaparken, adaylık beklerken, aday gösterilmeyince istifa eden, başka partiden aday olan bir günde, daha düne kadar CHP'lisi bugün İyi Partilisin. Daha düne kadar CHP'lisi bugün başka partiden. Zelal soruyor. Tek kelime. İlkesizliktir bunun adı efendim. İçişleri Bakanı yapmış olduğu bir açıklama. Biraz evvel suç örgütleriyle mücadele kapsamındaki haberlerden bahsetmiştim. Ali Yerlikaya'nın verdiği. Bu kez gündemde FETÖ var. 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kıskaç 6 operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı diyor. Ali Yerlikaya'nın yapmış olduğu açıklama böyle. Ben şimdi müsaadenizi isteyeceğim. Başkan Ali Koç'u ve sinema dünyasının önemli ismi Abdullah Oğuz'u karşılayacağım ve huzurlarınıza getireceğim. Bugün ayrıca İliç, ekonomi, emekliler, bunun dışında siyasetteki gelişmeler ve Özgür Öz'ün açıklamalarının perde arkasını sizlere aktaracağım. Ve bugün tanıtacağım kitaplardan ilki Doktor Metin Tulgay'a ait. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, devrimler ve karşı devrimler. Yiğit Bener, kırılma noktası. Bu da bir roman. Müsaade ederseniz birkaç dakika sonra huzurlarınıza Ali Koç ve Abdullah Oğuz'la birlikte döneceğim. Ve sadece
kapasite artışının çevreye etkisini ölçer. Onaylar ya da onaylamaz. Yine ÇED raporlarına ilişkin buradaki kararlarda bu ÇED raporları alınırken birçok farklı kurum ve kuruluşun bilimsel görüş ve raporlarına bakılır. İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da 21 kurum ve kuruluştan oluşan komisyon üyeleri tarafından onaylıdır. İşte bu gerçekler tüm açıklığıyla ortadayken dün geceden itibaren tek merkezden yönetilen, nereden geldiği hepimizce bilinen sistematik ve bilinçli bir algı operasyonu ve kara propaganda başlatıldı. Esin Hanım bir soru sormuş. Bütün bu yaşananlar Murat Kurum'un şansını değiştirir mi, etkiler mi diye soruyor. Doğrusu Murat Kurum adına da büyük bir şanssızlık ve talihsizlik oldu. Onu da ifade edeyim Esin Hanım. Çünkü Murat Kurum böyle genç, heyecanlı, ihtiraslı bir şekilde giriyordu. Fakat buradaki kendisinin bakanlığı dönemindeki yaşananlar bağlamındaki soru işaretleri Murat Kurum için kampanyasının tam da en heyecanlı yerinde bir talihsizlik oldu. Onu da ifade edeyim. Bunun dışında Yeliz Hocam bir soru soruyor. İsmail Bey diyor, Kayseri Himmet'te mevkiinde de aynı şekilde siyanürle altın arama sonucu devasa atık tepeleri oluştu. Bakın Kayseri'de de. Bu konuyu da gündeme taşırsanız seviniriz diyor. Yeliz Hocama da buradan teşekkür ediyorum efendim. Onu da takip listemize alalım. Şimdi bölgeye gideceğiz. Bugün Ferit Demir'le iki ayrı bağlantım olacak. İlerleyen dakikalarda yanında konuklarla birlikte daha detaylı konuşacağız. Ama şimdi çok erken saatlerde bölgede gece neler yaşandı ve şu an itibariyle son durum nedir? Ferit Demir'den almak üzere Erzincan İliç'e gidiyoruz. Ferit'e bir günaydın diyelim. Ferit, İki gündür her zaman olduğu gibi deprem bölgesinde yaptığın gibi halkın haber alma hakkını savunuyorsun. Halkın haber alma hakkı için çok çalışıyorsun. Önce teşekkür ediyorum sana ve Hasan buraya. Sonra geceden bu sabaha yansıyanları ve şu andaki durumu anlatır mısın? İsmail Küçükkaya, geceden bu yana şunu anlatayım. Biraz yerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Kısaca bir bu tarafa geçelim. Geceden bu yana çok yoğun hareketlilik var. Çok sayıda arama kurtarma ekipleri bölgeye gelmeye devam ediyor. Şu anda geldiği gibi. Anagolt altın madeninde madeniyle ilgili olarak Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor. Soruşturmada şu ana kadar Anagolt altın madeni işletmesinde 7 yönetici gözaltına alındı. Dün 4 yönetici alınmıştı. Bugün 7 yönetici gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor. Ki gözaltına alınanların içinde üst düzey müdürler, yöneticiler, saha amirlerinin de bulunduğu bilgisi var. Burada hangi tür ihmalin yaşandığı, nelerin bu göçüye, bu toprak kaymasına yol açtığı araştırılıyor. Şu ana kadar gözaltılarla ilgili olarak neden ya da soruşturmanın hangi aşamada olduğuna dair bir açıklama yapılmış değil. Bunu belirtelim, öncelikle bunu söyleyelim. Burada daha çok dün akşam sondalama sistemiyle, yani arama kurtarma ekipleri o toprak, 10 milyon metreküpten fazla toprak yığının üstünde 700-800 arama kurtarma ekibi tek sıra dizilerek o sondalama sistemi dediğimiz sistemle toprakta o 7 işçi kardeşimizi arama çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu ana kadar iş makineleriyle herhangi bir aramanın yapılmadığı belirtiliyor. Diğer taraftan bugün Çalışma Bakanı'nın buraya gelmesi bekleniyor. Bir açıklama yapması bekleniyor. Burada hareketlilik devam ediyor. Çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcisi buraya gelmeye çalışıyor ama ilçeye, İliç ilçesine alınmıyorlar. Bunu da belirtelim. Bunun dışında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bugün, o da buraya gelecek. Eğer tabii buraya alınırsa. Bunun dışında burada görüyorsunuz, siz
çok etkili. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği o bölgede yoğun bir sisin etkisi söz konusu. Gece zaman zaman yağmur yağdı, kar yağdı, hafif kar sertti, dağlara kar düştü. O bölgede, o sisli bölgede şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor diye sözü size bırakalım.